Ve evet dostlar, herkese yine yeniden çok çok selamlar. Kripto savaşı başladı biliyorsun. ABD seçimleri yaklaştıkça bu taraf iyice gazlanacak, iyice körüklenecek. Bu savaş iki cephe tarafına, yani Biden ve Trump tarafında son sürat devam ediyor kankalar. Çünkü niye? Orada her 5 kişiden birinin kriptosu var ABD'de. O yüzden çok ciddi bir oy demek. Ama bakıyorsun Trump, Biden SAB 121'i veto etti. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demek istiyorum. Birazdan bunları konuşacağız. Pepe ve Shiba'da neler oluyor? Pepe aldı başını gidiyor. Adeta kendi mega boğasını yaşıyor falan gibi böyle bir durumlar var. Bunları masaya yatıracağız kankalar. Herkesin bilmesi gereken en önemli olaylar, destekler, dirençler. Welcome on board. Bam bam başlıyoruz. Evet. Şimdi ABD'de evet seçim maratonu başladığı için kriptolarda artık tamamen başkanlık seçimlerine endekslenmiş durumda. Uzun bir süre böyle olacak. Tamam mı? Bu biraz sıkıcı olacak. Bunu söyleyeyim. Ve tabii Biden SAB 121'i işte bankaların ekstra teminat göstermeden kripto hizmeti verebilmesinin önünü açan yasa iptal teklifini veto etti. Tamam mı? Ve hani neden reddettiğine bakıyorsun. Yatırımcıların refahını tehlikeye atmayalım diyorlar. Yani diyor ki yatırımcılar kripto alırsa refahı tehlikeye atılır diyor. Ve yani bir de dijital varlıkların ve ödeme inovasyonunun altyapısını gelin birlikte büyütelim, yapalım. İşte böyle birlikte bunun altyapısını kuralım diyor. Bakıyorsun abi, bu aynı hikaye, aynı sözü zaten 2020 yılındaki kararnamede de verdi yani. Hani o yüzden 4 yılda o zaman hiçbir şey ilerlemedi. Yani bir tek işte SEC'ye karşı Bitcoin ETF zaferi var. Ethereum ETF zaferi var. Bunlar yani. İşte peki bundan sonra ne olacak? Bir kere yasa iptal teklifi tekrar dönüp oylanacak muhtemelen. Başka bir şekilde biraz belki editlenir falan, tekrar önümüze gelecek. Biraz satış yaptı bu. Ama çok büyük bir zarar vereceğini zannetmiyorum. Ha olsaydı çok iyi olacaktı. Çünkü bence aşırı mantıklı. Yani bu şu anki yasada diyor ki sen işte banka olarak mesela JP Morgan, sen burada Bitcoin custody hizmeti vereceksen kanka, senin ekstra ekstra şeyin olması lazım diyor. Teminat göstermen lazım diyor. Yani bankalar da buna girmek istemiyordu. Şimdi ETF'lerle baktılar, çok büyük paralar giriyor bu işe. Biz de buradan paramızı kazanalım diyor. Şu an yani Biden bunu veto ederek ne yaptı kanka? Ya aldı attı kripto borsalarını kucağına attı yani tekrar. Bankalar bu işe girmesin dedi yani, biraz o tarafa attı. Bu arada Fed'in faiz indirimi için de zaman yaklaşıyor. ABD vatandaşlarının artık tasarruf edeceği kenarda köşede paraları kalmadı. Böyle yepyeni bir araştırma var. Son 5 yılın en düşük seviyesine gelmiş durumda. Ve bunlar aslında alarm veriyor. Yani artık fazla zaman kalmadı. Para kalmadı yani, milletin de parasını suyu çekti. Bu noktadan sonra artık ne yapmak lazım? İşte yani zaman zaman yaklaşıyor dediğim gibi, yani en kötü ihtimalle başkanlık seçiminden 2 ay önce bunu yapmalı ki hani halkına birazcık bu şey yapsın, etki edebilsin. Yoksa seçime, mesela seçime kalmış 1 ay sen burada faiz indirim yap, hikaye abi cacık yani, hiçbir işe yaramaz, hiç çöp yani, hiçbir anlamı yok ya yani. Onun yansıması seçimden 1 ay sonra olur, onda hiçbir anlamı yok yani, sana bir oy kazandırmaz. Şimdi bu biraz daha masaya geldi bence, çünkü Trump Biden bu kripto SAB 121'i veto etti. Kripto oylarını kaybetti. Büyük ihtimalle büyük bir oy. Ya tabii sadece kripto yani tek başına bir oy verme sebebi olmayabilir ama sonuçta buradan bir oy kaybı yaşayacak Biden. Öbür taraftan belki faiz indirimiyle falan hane halkını topluca bir feraha kavuşturursa orada bir şey yapabilir. Oradan bir oy kazanabilir. Belki böyle bir hesap da vardır. Yani SAB 121'in iptal ve veto edilmesi Fed faiz indiriminde hani tamamen birebir diyemesek de birazcık öne çekecek olabilir. Şimdi bir de bu arada yeni bir dolandırıcılık yöntemi var kankalar. Twitter'da paylaşmışlar. Onunla ilgili de çok acayip komik bir şey yani. Biraz paylaşayım. Abi şimdi bir hesapta, tamam mı? Şimdi bir hesapta $1643 para var, tamam mı? Sana bu Ethereum MetaMask adresi düşün. Hesapta $1643 para var. Bu para, bu hesap sana bir şekilde geliyor. İşte mail atıyorlar. Bir yerden ulaşıyorlar. Böyle bir cüzdanda param var. Nasıl çekeceğim falan diyorlar. Böyle bu cüzdanın keywordlerini, yani master keylerini, cüzdan anahtarlarını herkesle paylaşıyorlar. Sen de giriyorsun, bakıyorsun. $1643 para var ha. Yaptık. Kurtardık ve bayağı bir para kazandık. Yani bedavadan para gelmiş oluyor diye düşünüyorsun ama içeride hiç Ethereum yok. Yani senin o cüzdana Ethereum atman lazım ki, kendi Ethereum'unu atman lazım. İşte $3, $5, $10 neyse işte parayı Tether'i çekebil. Ama botlar bağlanmış abi hesaba. Sen o Ethereum'u atarken $3, $5, $10, $15 artık ne çıkıyorsa cebinden, ne yapıyorsan, hop botlar süpürüyor abi.
Yani botlar gelen Ethereum'u olduğu gibi süpürüyor. Hani muhtemelen sign edebiliyoruz ya. Mesela MetaMask'ta falan sign ediyorsun mesela. Bazen böyle imzalıyorsun. O imzalar bayağı işte devam ediyor. Onun etkisiyle yapılıyor muhtemelen. Kanka sonra senin fee uçuyor. Yüzlerce kişiyle bunu paylaşıyorlar abi. Herkes 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar attığı bir dünyada. Yani herkesten düşünsene yüzlerce belki binlerce kişiden 5'er dolar topluyorlar yani. Tam bir dolandırıcılık yöntemi. Yani aslında şeye geliyor. Sülün Osman olayına geliyor yani. Sen o cüzdandaki parayı çekmeye çalışıyorsun. Aslında birinin parasına konmaya çalışıyorsun. Senin parana konuyorlar yani. O hikaye. Evet kankalar, şimdi bu arada şeyden bahsedeceğim. HK Global borsasında da bir olay var. Şimdi HSK token bir ara bir Telegram'da da paylaşmıştık. Airdrop yapacaklar. Bayağı büyük bir airdropları var. Referral Plus programı var ya HK Global borsasının. Burada aslında aşağıdaki linkten üye olup bir de Google Form linki var. Onu dolduran 225.000 HK token'a yani HSK token'a kadar kazanabiliyor. Ya bu da şey aslında borsa token abi. Yani hani borsa şimdiden işte olabildiğince fazla kişiye ulaşmak için böyle bir airdrop başlatmış yani. Böyle ne kadar kişi üye yaparsan aslında o kadar HSK token veriyor abi. Bakıyorsun yani MXC'nin, Gate'in 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar olduğu bir dünyada. Abi 3 dolar olsa tamam mesela tabii o en tepe hesap yani 225 bin tane yapsan o başka bir hikaye ama sadece hani 100 kişi üye yapsan burada yani 3000 tane token veriyor. 9 bin dolar para yapar 3 dolar olduğu bir dünyada. Yani 9 bin dolar para yapar. Ya da biraz daha uğraştım 500 kişi üye yaptım mesela 17.500 token veriyor 52 bin dolar para yapar. 3 dolar olduğu bir dünyadan bahsediyorum. Tabii direkt böyle hani çok basit bir örnek veriyorum. Ya sonuçta bedavadan para yani kriptolar biliyorsun ABD başkanlığına bağlandığı, sıkıcılaştığı falan böyle bir dünyada biraz daha geleceğe yönelik böyle çalışmak istersek bence mantıklı. Link'in açıklama kısmına koyarım. HK Global borsasının evet onlar da Çinli bir borsa ve yavaş yavaş faaliyetlerine başlıyorlarmış. Şimdi kankalar şöyle bir devam ediyorum. Bitcoin'e neredeyiz? Şöyle bir devam edelim. Evet ekranı döndüreyim. Abi Bitcoin'de 3 ayda bir işte tarihsel desteğe oturuyor diyoruz ya. Böyle giderse Temmuz'da 71 bin dolar tarihsel desteğe oturacağız gibi duruyor. Bu abi neden önemli? Çünkü şöyle bir olay var. Tarihsel desteğe sahip olmak önemli bir boğa işareti olabiliyor. Çünkü mesela fazla kafayı çok da bulandırmadan aslında bu desteği arkasına alıp trade yapanlar önceki mega boğada iyi kazanmışlardı. Böyle bir dünya var yani hani orada bir destek oluyor. Hatırla bak 2020-21 döneminde abi o tarihsel destek vardı bizim grafiklerde falan farklı bir renkte gösteriyorduk. Pembe mi ne yapıyorduk tam hatırlamıyorum ama ya onu yaptı. Onun sırtını yasladığın zaman çok mantıklı trade'ler yapabiliyorsun. Böyle bir dünya var yani bunu da söyleyelim. Şimdi bir simetrik üçgen var abi Bitcoin'de ve içindeyiz abi bu simetrik üçgenin. Ve hani kısa vadeli alım yapmak yerine burada ya uzun vade alırım ben şahsen şu andan bahsediyorum. Ya da 70 bin doların üzerine çıkmasını beklerim. Biraz daha kısa vadeli alım yapmak için kanka. Dynamic Trader'da bizim kendi geliştirdiğimiz strateji 4 saatlikte sat sinyali vermiş en son. Evet bunu da söyleyelim. Şimdi desteğimiz Bitcoin'de 67.100 dolar, direncimiz ise 68.500 ve 69.200 dolar. Evet, kanala abone ol, like tuşuna bas, yorumlarını mutlaka bol bol yaz. Devam ediyoruz vloglarımıza. Gördüğün gibi başka yerlerde olsak da kanalı ihmal etmemeye çalışıyorum. Setup'a geçtiğimiz zaman tabii setup'tan yani standart setup'tan video yapmanın, canlı yayın yapmanın tadı da başka. Ama böyle de ben biraz şeyi seviyorum ya, biraz kanalı sürekli aynı havada değil, böyle birazcık tatile çıkarmak da iyi oluyor kanalı. Ethereum'a geçiyorum kankalar. Ethereum'da Dynamic Trader 3850'lerde sat sinyali veriyor. Şu an zaten 3750 dolarda. Yani DT 100 dolar aşağıdan aşağı yani 100 dolar tepede sat sinyali verdi. Şu an 100 dolar altında. Tabii yani ben şeyi bekliyorum. Ethereum Spot ETF'lerin böyle işleme açılması arkasından işte bu ne zaman olacak? Bu spot ETF Ethereum'da ne zaman işleme açılacak? Arkasından işte stake gelirleri orada yatırımcıya verilmiyor, ihraççılara veriliyor. Yani BlackRock gibi şirketlere veriliyor. Şimdi yatırımcı bu stake gelirinden mahrum. Şimdi adamın parasıyla BlackRock para kazanıyor mesela, stake geliri kazanıyor. Öyle bir dünyada bu birazcık yatırımcı hani neden Ethereum ETF'ine yatırım yapıyorum dedirtebilir. Bu sorunların çözülmesi falan biraz daha bence Ethereum'u volatil hale getirebilir. Ethereum'a para girişini sağlayabilir. Bunu söyleyelim. Yani Ethereum sert yükselişine bu sorunlar çözülmeye devam ettiği bir dünyada sert yükselişlere devam edebilir kanka. Tabii genel olarak zaten Ethereum'un hikayesi bitmedi. Yani spot Ethereum ETF'i finalize olmadı.
Orada biraz daha volatilite bekliyorum ben Ethereum'a, Bitcoin'e göre önümüzdeki günlerde ve haftalarda. Ve tabii şöyle bir ilginç olay da var. Ethereum Spot ETF'inde olacak ilerlemeler, gelişmeler falan. Solana, Cardano, XRP gibi coinlerinde Ethereum Spot ETF beklentisine sokabilir. Bunlarda da ekstra bir yükselişler görebiliriz. Yani biraz da işte Solana gibi, XRP gibi, Cardano gibi biraz da Amerika tabanlı veya Amerika'ya yakın coinlerden bahsediyorum. Evet, desteğimiz Ethereum'da 3597 dolar, direncimiz ise 3880. Evet ve 4000 dolar da var. Evet, devam ediyoruz kankalar. Şimdi gelelim meme tokenlara. Nerede notlarımız? Evet, Shiba'da 32'lere doğru bir teknik hedef vermiştim kankalar ve 30'lara kadar geldi. Yani 2 cent falan bir aşağısında, o civarlarda bir şey. Eğer önceki videolarda zaten dediğim noktada aldıysan Shiba'dan güzel kazanmış olacaksındır diye düşünüyorum. Şu an yükselen takozda ve ama tam böyle destek tarafında, yani yükselen takozda ve destekte. Bana göre burası birazcık kritik. Çoğu zaman buradan yükselmiş, uzun bir de takozda gidiyor. Çoğu zaman buradan yükselmiş ama buradan hani kısa vade almak bence riskli, bunu söyleyeyim. Ve özellikle işte bu ABD başkanlık seçimlerinin artık kriptolar oraya endekslendi, yani öyle bir durum var. Ama yani 25-29 arası para kazanma fırsatı verebilir, yani destekten tekrar yine birçok defa yükselişini yaparsa aynı şekilde bir yükseliş yapabilir. Yani oradan bir para kazanma fırsatı verebilir. Bu iki bölge zaten 25 ve 29 arası destek ve dirençler kankalar. Pepe'ye geçiyorum. Pepe de zaten çok yükseldi. Yani adeta Pepe kendi mega boğasını yaşıyor. Burası da amma hareketli bugün ya. Pepe kendi mega boğasını yaşıyor ve Dynamic Trader 4 saatlikte al sinyali veriyor şu an. Ve desteğimiz 12, direncimiz 17. Ama bunlara dokunmadan sinsi gerçekten hani böyle gizli gizli yükselmeye devam ediyor. Böyle çok fazla desteğe, dirence de dokunmadan böyle sinsi yükseliyor. Böyle bir olay var. Yani birazcık piyasadan bahsetmek istiyorum. Yeni dostlar birazcık şey yapabiliyorlar burada. Ya işte ne zaman yükselecek, niye yükselmiyor, yoksa ya bazı analizler görüyorum abi, mega boğada olduğumuzu zannediyor. Bazı diyor ki mega boğa işte bu yılın sonunda bitecek diyor. Abi böyle bir analiz olamaz ya. Gerçekten birazcık şöyle bir yani analizlerin kritiğini yapmak istiyorum. Abi böyle bir analiz yok. Benim ağzımdan şu an mega boğayı duyamazsınız. Duymadınız hiç. Mega boğa başladı, böyle bir şey yok. Benim analizimde, benim yıllardır koyduğum setup'ta böyle bir olay yok. Şu an mega boğa falan yok. Yani mega boğanın işaretleri tabii ki var. Tabii ki buna hazırlanıyoruz ama o başka bir hikaye. O sonraki, yani Fed'in daha faiz indirimi gelmemiş. Bunlar nasıl analizler, ben anlamıyorum yani. Fed'in faiz indirimi gelmemiş. Bir kaç tane? 9 tane mi ne altın kesişim var yani bu yıl gerçekleşmesi beklenen. Böyle az buz değil yani, boru değil. Bunların zaten daha 2 tanesi, 3 tanesi gerçekleşmiş. Bir yığın hikaye var orada. Bunları anlattım önceki videolarda, bu altın kesişim diye 2024 yılı. Ya bunlar gerçekleşmemiş. Yani daha mega boğanın hikayeleri başlamış. Sen burada mega boğa işte bu yıl bitecek diyorsun. Yani böyle analizler görüyorum sağda solda abi. Yani şu an mega boğa yok ki yani. Hani tamam Bitcoin geldi 20'lerden 30'lardan ama bu bir şey değil. Yani zaten verdiğini, yani aldığını geri verdi baktığında. Mega boğalarda biz yeni hikayeler bekliyoruz, yeni heyecanlar. Sen mesela 20'ler, 25'ler, 30'lardaki yükselirken o heyecanı gördün mü? Bak bizim eski mega boğa deneyimlerimiz de var yani kaç defa. Bir böyle bir hani mega boğa heyecanı yoktu ki. Ha o heyecan ne zaman gelir biliyor musun? Abi şöyle bir 80, bak şu an zaten diyorum 82K'ya kadar Bitcoin rahat rahat yükselebilir. Yani hiçbir hikaye yapmadan, büyük bir hikaye, büyük bir gaz, enerji gelmeden zaten direncimiz 82K. Gizli dirençten bahsediyorum. Orada bir gizli direnç vardı. Şimdi biz oralara gelirsek, 80'lerde gezersek, 82'deki hatta gizli direnci de kırdığımız zaman, şimdi bunu sadece biz görmüyoruz, birçok kişi görüyor. Böyle bir dünyada zaten işte o zaman asıl gerçekten heyecan gelir. Yani son 2-3 yılda olmayan heyecan asıl o zaman gelir. Şu an mega boğa falan değil abi. Şu an ne yapıyorsun işte? Yani şu aslında özeti, şu anki piyasanın durumu. Yani geçen sene biz birçok altcoin sepeti yaptık kanka, biliyorsun. Bunlar 3 dolardı. Yani 3 dolar, 4 dolar olan coinler şimdi 7-8 dolar oldu yani. 10-15 olan da var. Ama bunlar hep boğaya hazırlık. Yani bunları ben mesela satmadım. Sadece kısa vadeli aldıklarımı ara sıra satış koyuyorum. Yani o yüzden yani bunlar hep mega boğaya hazırlıktı. O zamanki paketler, yani o zamanki altcoin paketleri çok güzel şey yaptı yani. Bu arada metronun oraya geldim. Tokyo'dayım. Güzel bize bir kaynak sağladı. Sermaye sağladı. Ucuzdan aldık. Ama hani
Şu anda da ara ara sepetler yapıyoruz. Hatta boğa sezonu hazırlık paketi video listem var, yani oynatma listesi. Oradaki videoları mutlaka izle kanka. Yani bunlar böyle yani. O yüzden şu an bir mega boğa durumu yok. Ama bizim işte mesela 500-550 stratejisi var. O da kanalda mevcut. Halving'den 500 gün önce alıp 500 gün tutup halving'den sonra ve aradaki sonraki 50 günde satmaktan aşırı kolay. Herkesin uygulayabileceği bir strateji. Zaten dibi tepeyi bulmuyorsun abi bunlarda. Dibi tepeyi boş ver. Onları diyor dediğim gibi yani. Onları sadece acemiler bulur, bulmaya çalışır. Yani tepeyi bulduysan şunda bir kendine bir sorgula. Acaba ben acemi miyim? Bayağı tepeyi zorladım. Yani bir coin'i satarken veya alırken. Acaba ben acemi miyim ya? Hani bayağı tepeyi zorladım, tepeyi buldum. Tepeyi buluyorsan bunu bir sor kendine. Ya da dibi buluyorsan. Gerçekten yani dibi tepeyi bu kademeli alıp kademeli satmak lazım. Bunu yıllardır söylüyorum. Nereye geldik biz ya? Okachimachi Station'a gelmişiz. Yani şey bu. Durum bu kankalar. Yani biraz daha sabretmek lazım. Şimdi dediğim gibi Fed'in dönüşü yok. Şey gibi düşün bak. Microsoft gibi düşün, tamam mı? Abi adamların milyar dolarları var. Şu an Fed'den 5,5 faiz alıyorlar mesela, tamam mı? Cash'leri var adamların. Cash paraları var. Kasalarında bile var yani. Şimdi Google, Microsoft, bu adamlar, bu şirketler Fed'den 5,5 faiz alıyorlar. Bu kadar şirketlerde işte işten çıkarmaların yapıldığı, işte Amazon'un, Google'ın, Microsoft'un işte departman kapattığı, işten çıkartmalar yaptığı bir dünyada şimdi 5,5 faize kimse şey yapmaz, burun kıvırmaz. Yani yüksek faiz veriyor ya, o parayı oradan çekmez. O parayı park etmez başka yere. Bitcoin almaz mesela şu an. BlackRock da şu an ETF satamaz. Satmaz zaten. Aldığı Bitcoin'leri satmak için aldığını zannetmiyorum. Şu an tutar, ileride çakacak diye düşünüyorum. İleride satacak yani. Şimdi orada bakıyorsun, böyle düşünmek lazım yani. Peki bunlar ne zaman satacak? Ne zaman Bitcoin almaya ya da işte kriptoya yönelebilirler? Birincisi, Fed artık sinyalleri vermeye başlayacak. Yüksek faiz vermeyeceğim. Artık faizler düşmeye başlayacak. Bir kere hemen de mesela gidip Microsoft'tur, Apple'dır falan ETF almayabilir. Orada tabii Bitcoin'in fiyatı da önemli olacak ama şimdi 5,5 ya bir sonrasında mesela kaça düşecek? 4,75'e düşecek atıyorum. Tamam mı? 4,75 hala yüksek bir faiz ABD için. Yani resesyon, belirsizlik, 4,75 de okey yani bu arada. Şimdi böyle bir dünyada da bu sefer işte biraz daha belki bekleyecek. Sonrasında artık bu sürekli bir trend olduğu zaman birçok şirket zaten o zaman başka yerlere akacak. Yani işte ne bileyim gayrimenkul olabilir, işte stock market, ABD, S&P 500 hisseleri. Onları o zaman yükseliş bekliyoruz. Arkasına kriptolar, özellikle Bitcoin, Ethereum, spot ETF'ler, bunlar falan. Bu sefer ne yapacaklar? Ha biz artık %5,5 faiz yok. Bunları unutalım. Bunlar bitti. O zaman bizim başka yerden para kazanmamız lazım. Bu parayı çalıştırmamız lazım. Bu parayı nasıl çalıştırabiliriz? İşte o zaman gelecek. Yani her şeyin bir dönemi var. Her şeyin bir zamanı var. O yüzden hani BlackRock ETF gelmiş de niye olmadı? Neden şirketler almıyor falan diyenler oluyor ara sıra. Yani her şeyin bir zamanını beklemek lazım. Böyle düşün yani. Senin %5,5 her ay cebine parayı koyuyorsun. Temiz para abi. Yani dedim ya, birçok belirsizlik var, şey var. Böyle bir dünyada kimse 5,5 faizi reddetmez. Dolayısıyla buna bu gözle bakalım abi. O yüzden yani her şeyin bir zamanı var. Hani biz tabii bu yola inanarak çıktık. Yani işte 2018'de işte kanalı açtık, videolar çektik, canlı yayınlar. Biraz böyle bir tarihsel bir geçmişten de bahsediyoruz ama yani sonuçta çok zor zamanlar da gördük. İşte crash'ler gördük. FTX battı. Biraz böyle bir şeydeyiz biz burada. Böyle sirkte hani böyle alevler arasında yürümeye çalışan cambazlar falan olur ya. Yani öyle bir durumdayız. Buna da alışmak lazım. Şu anda da bence bir süre bence sıkıcı gidecek piyasa. Yani sıkıcı derken volatilite olacak ama bu direkt yani ABD başkanlık seçimlerine çok bağlı olacak. Birbirlerinin atışmasına bağlı olacak. Çıkacak oradan Biden bir şey söyleyecek. Belki gerçekliği var. Belki oy kazanmak için. Aynısını Trump da yapacak. Özellikle Trump'tan daha fazla hamle bekliyorum ben kripto tarafında. İşte yani peki yani mesela şeyi de konuşmak lazım. Trump bu söylediklerinin kripto tarafında bu S&P 121'i falan kaldıracağım falan diyor ya, ben inanıyorum bu arada bunları kaldırabilir. Yani ben şunu söyleyeyim, biz Biden döneminde kriptodan bir yani spot ETF'ler dışında bir şey almadık.
spot ETF'leri de Biden'dan falan almadık. Biz BlackRock'tan aldık yani. BlackRock başvurmasaydı hala biz şeyleri bekliyorduk. Spot ETF gelir mi, gelmez mi? 5 yıldır bunları konuşuyoruz. Hala emin ol bunları konuşmaya devam ederdik. Böyle bir durum var. BlackRock aldı. Yani BlackRock aldıydı bunu. Yani BlackRock karar verdi. 2 sene önce, 3 sene önce dolandırıcılık dediği Bitcoin'e spot ETF'e girmeye karar verdi ve o yüzden o ETF'ler geldi. Başka hiçbir amacım yok yani. Biden orada öyle bir rolü olduğunu zannetmiyorum. Ama Trump ne yapmıştı? Trump zaten bankalara 2020 yılında custody hizmeti vermeye başlamıştı. Yani bu hizmeti o dönem Hazine Bakanı verdi. Yani şu an aslında bankalar custody hizmeti verebilir ABD'de. Sadece işte şu SEC'nin getirdiği şey var. Geçen sene getirmişti bunu. Ek teminat göstereceksin. Şimdi adamlar da ona yanaşmıyor. Yani ek teminat niye gösterelim diyor. Ama bir yandan işte iyi para girişleri var. Burada bir olay var demek ki. Bunu yakalamak istiyorlar. O yüzden böyle bir şeyle iki uçlu değnekteyiz. Bence önümüzdeki günler ve zamanlar, ben hep şunu söylüyorum. Bana böyle mesela Tokyo'da da izleyicilerimle falan bazen buluşuyoruz, görüşüyoruz burada. Ya ben artık yani büyük ve sert uzun süren düşüşler beklemiyorum. Net yani. Ha, ara sıra şok dalgaları yaşayacağız mı? Yaşayacağız. Özellikle Fed faiz indirimi yaptığı anda belki bu şok dalgası. Hep söylüyorum. Bunları yaşarız ama artık büyük sert düşüşleri ben beklemiyorum. Ha, ne zaman bekleriz o ayrı hikaye. Yani o ayı sezonu başladığı zaman yani. Durum bu. Evet kankalar. Durumlar böyle. Sen de düşünüyorsun. Yorumlarını mutlaka yaz. Yavaş yavaş kapatalım istiyorsan. Ha, bu arada şeyden bahsedeyim. Dün burada Tokyo'da, aslında alakasız bir konu ama maksat vlog yapıyoruz. Japon bir arkadaş beni bir şeye götürdü. 10 sene götürdü yani, sauna gibi. Abi Tokyo'ya geliyorsanız bunu mutlaka deneyimleyin. İnanılmaz bir şey. Yani saunası 7-8 farklı sauna var. Soğuk sauna var mesela. Soğuk sauna. Hiç ben Türkiye'de görmedim ya da başka ülkede. Soğuk sauna var. 9 derece 15 derecelik havuzlar var. Manyak yani, bir giriyorsun 9 derecelik havuza girdim abi. Yani kemiklerin hemen 2-3 saniye sonra ağrımaya başlıyor. Arkasından şeye giriyorsun, saunaya giriyorsun. Mesela yani 7-8 farklı sauna var. Bir tanesi büyük, ortasında bir adam geliyor böyle. Adam elinde havluyla samuray vari hareketler yapıyor. Sana havluyla sıcaklık veriyor falan. Böyle bir anda dans ediyor. Bu arada şöyle bir durum var. Buradaki saunalarda yani güzel deneyimler, güzel oluyor yani. Böyle 7-8, 9 farklı çeşit saunası var. Havuzu var falan. Yani geliyorsanız buralara mutlaka deneyimleyin. Evet. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Kanala abone ol. Like tuşuna bas. Yorumlarını bol bol yaz. Evet. Kripto Sözlük Vlog'uyla her yerde, her şartta kesintisiz yayınlarına, videolarına devam ediyor. Çünkü bu işin birazcık psikolojik tarafı da var biliyorsun. Yani mesela özellikle düşüş oluyor. Adam 300-500 bin dolar kaybediyor. Ya da artık neyse 20-30 bin dolar veya 5-10 bin. Herkes için o rakam farklıdır. Ama ne oluyor? Tutunacak bir dal arıyor, anladın mı? Tutunacak. Ya sadece ben kaybetmedim. Çünkü öyle bir düşüşler oluyor ki bazen. Herkes para kaybediyor. O zaman şeyi istiyor işte, canlı yayın yapmamızı istiyor, video çekmemizi istiyor. Yani burada ben yalnız değilim. Çünkü etrafında yalnız, belki etrafında o gün evde kendisine işte 30 bin dolar girmiş mesela, 50 bin dolar girmiş. Kimseyle bir şey paylaşamıyor çok fazla. Çünkü yani kriptoyla trade yapan bir de kendisi var atıyorum ev ahalisinde. Yani o zaman bak yalnız değilim duygusunu hissetmesi gerekiyor. O yüzden ben de videoları, canlı yayınları olabildiğince kesintisiz devam etmeye çalışıyorum. Kendine çok iyi bak, kanala abone ol, like tuşuna bas. Hoşça kal, bye bye.